Allah bizim iyiliğimiz ister. Yardımlaşmamızı, mutlu olmamızı ister. Örneğin suyu, havayı ve gıdayı bize ihsan eden Allah'ın bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Bütün bunlara ve diğerlerine ihtiyacı olan bizleriz. Eğer bunlardan istifade edersek bunun faydası da bize olacaktır. Ancak istifade etmezsek zararı da tamamen biz göreceğiz. İşte aynen bunun gibi. Bizden ibadet isteyen Allah, ruhumuzun havası, suyu ve gıdası olan şeyleri almamızı istemektedir. Şu halde Allah'ın bizden istedikleri yine bizim içindir. Onları yapmadığımızda ruhumuzu sanki havasız, susuz ve gıdasız bırakmış gibi oluruz ve zararı da elbette biz görürüz. Örneğin şefkatli bir doktorun hastasından ilaç kullanmasını istemesi hastanın menfaati ve sağlığı içindir. Böyle bir doktora benden ne istiyorsun diye soran bir hastaya siz olsanız ne cevap verirsiniz? Aynen bu hasta gibi bizler de sonsuz rahmet ve hikmet sahibi olan Rabbimizin bizim için bizden istediği manevi ilaçlar adına teşekkür etmekten, minnettar olmaktan başka diyecek hiçbir şeyimiz olmamalı ve derhal bu isteklere uygun hareket etmeliyiz ki iki dünyada da huzur, saadet ve mutluluk bulalım. Yoksa hem dünyada hem de ahirette rezil ve perişan oluruz. Bir ayette ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Ar Rabbimiz. Öyleyse Allah bizleri haşa onun bir işine yarayalım diye yaratmadı. Böyle bir şey düşünülemez bile. Yaratılan acizdir, fakirdir, yok olmaya mahkumdur. Yaratıcısı ona hiçbir şekilde muhtaç olamaz. Hele bu yaratıcının bütün isim ve sıfatları mutlak kemal noktada ise Allah bütün kainatı ve içindekileri bilinmek, kendini bildirmek ve tanıttırmak ve hemen akabinde yüceltilmek ve kendisine itaat edilmek amacıyla yarattı. Yaratılmışların en mükemmeli, arzın halifesi olan insan da aynen bu amaç için yaratıldı. İlahi hikmet gereği bir taraftan bize verilen başıboş nefis ve musallat edilen şeytan, diğer taraftan da nefsi terbiye ve şeytandan sakındırmak için Allah'ın talimatlarını içeren Kur'an ile imtihana tabi tutulmuşuz. Bu imtihan sonucu irademizle seçeceğimiz yola göre de sonsuz bir mükafat olan cennet veya sonsuz bir ceza olan cehennem ile karşılık göreceğiz. İman edip etmemek konusunda karar tamamen bize ait olduğu için neticesinden de tamamen biz sorumlu olacağız. İmtihanda aynen böyle olur zaten değil mi? Demek ki hem bu dünyada hem de ebedi alemde huzura erelim diye Allah bizim için bizden iman edip ibadet etmemizi istiyor.